1595 arasında meydana gelen önemli gelişmeler arasında Belgrad, Macaristan, Rodos'un Osmanlılarca fethedilmesi, Babır İmparatorluğu'nun kurulması, Barbaros Hayrettin Paşa'nın Cezayir Beylerbeyi yapılması, coğrafi keşifine devam etmesi, Hristiyanlıkta yeni mezheplerin ortaya çıkması sayılabilir. Bu bilgiler hangisinin göstergesi sayılamaz? Müslüman bir imparatorluğun doğduğu Babürler bunun göstergesidir. Avrupa'da mezhep birliğinin bulunmadığı, bunu söyleyebiliriz, Avrupa'da mezhep birliği olmadığının göstergesidir. Hristiyanlıkta yeni mezhepler ortaya çıktı deniliyor. Osmanlıların Kuzey Afrika'da ilgilendikleri, burada Cezayir Beylerbeyi yapılmış, Barbaros Hayrettin Paşa. Osmanlı Devleti Orta Avrupa'da hakim olduğu, Belgrad ve Macaristan fethedilmiş. Haçlı Seferlerinin Türk İslam dünyasında olumsuz etkilediği, yukarıda Haçlı Seferlerinden bahsedilmiyor. Cevabımız E seçeneği. Fas'ın himaye altına alınması, Sakız ve Rodos adalarının fethi, Avusturya ile İstanbul Anlaşması'nın imzalanması, Portekizlere karşı İntihar Seferlerinin düzenlenmesi. Osmanlı Devleti'nin 1520-1595 arası döneminde gerçekleştirdiği bu faaliyetler aşağıdakilerden hangisini göstermez? Afrika ile ilgili siyaset gidildiğini gösterir. Fas himaye altına alınmış. Ege Denizi'nde egemenlik alanları Sakız Rodos fethedilmiş. Açık denizlerde dış güçlerle mücadele edildiği İntihar Seferleri düzenlenmiş. Avrupalılarla diplomatik münasebet kuruldu. İstanbul Anlaşması imzalanmış ancak Pasifik Okyanusu'na ulaşılmak istediğinin göstergesi yoktur. Osmanlı Devleti 16. yüzyılda bir taraftan Hindistan, diğer tarafından Cebelatarık tarafından askeri faaliyetleri yaparken Avrupa'da ise coğrafi keşif, Rönesans, reform olayları yaşanmıştır. Buna göre 14. 16. yüzyıldaki dünya hakkında aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir? Avrupa'nın bilim ve sanatta geriledi. Yukarıdaki duruma bakarak bunu söylememiz mümkün değil. Rönesans bir bilim alanında gelişmedir sanatta. Büyük imparatorlukların parçalandığı yukarıdan çıkarmamız mümkün değil. Avrupa devletlerinde feodalizmin giderek önem kazandığı, bunu da söyleyemeyiz. İslam dünyasına yönelik olarak düzenlenen Haçlı seferlerine karşı mücadele verildiği yukarıdaki bilgi göre bunu söyleyemeyiz. Siyasi, ekonomik, kültürel, dini alanlarda önemli gelişme yaşanmış. Siyasi anlamda baktığımızda savaşlar, mücadeleler var. Ekonomik anlamda coğrafi keşifler, yeni ticaret yolları bulunuyor. Kültürel anlamda Rönesans, dini anlamda da reform hareketi yaşanmakta. Cevabımız D seçeneği. 16. yüzyıl başta Osmanlı Devleti ile Avrupa'nın durumunu gösteren bu haritaya bakarak yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Avrupa'da siyasi birlik yoktur. Baktığımızda Avrupa'da bir sürü devlet görüyoruz. Siyasi birliğin olmadığını görmekteyiz. Akdeniz bir Türk gölü durumundadır. Yukarıdaki haritaya baktığımızda Akdeniz'in bir Türk gölü olduğunu söyleyemeyiz. Akdeniz'in tamamen Türklere ait olduğunu gösteren bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla söylenemez. Osmanlı Devleti iki kıtada hüküm sürmekte. Bunu söyleyebiliriz. Asya ve Avrupa kıtasında Osmanlı egemenlik sürmekte. Cevabımız C seçeneği. Osmanlı Devleti 16. yüzyılda Viyana'yı kuşatmış, Preveze Deniz Savaşı'nda Haçlıları yenmiş, Sevakin Adası merkezde olmak üzere Habeş eyaletini kurmuş, Kıbrıs fethetmiş ve Yemen'i almıştır. Bu bilgiler Osmanlı Devleti hakkında aşağıdakilerden hangisinin göstergesi sayılabilir? Batı Avrupa'yı fethetmiş, Doğu Avrupa'yı diyebiliriz. Kuzey Afrika'yı fethetmiştir. Yukarıda Kuzey Afrika fethileriyle alakalı bir şey yok. Habeşistan Kuzey Afrika'da yer almış. Kara seferlerine son vermiştir. Bunu da söylemez. Bizans devletine karşı mücadele vermiş. Bizanslar zaten Fatih döneminde yıkılmıştı. Deniz aşırı fethi faaliyetleri gerçekleştirilmiş. Preveze Deniz Savaşı yine aynı şekilde Sevakin Adası, Habeş ve Kıbrıs almaları deniz aşırı fethi hareketlerini gösterir. Doğru cevabımız D seçeneği. Kanuni döneminde Fransa'ya yardım edilerek krallık kurtarılmış ve bu devlete çeşitli türde kapitülasyonlar verilmiştir. Ayrıca Almanya'da imparatora karşı ayaklanmanın protestanlar desteklenmiştir. Kanun bu uygulamalarıyla amaçlardan hangilerine doğrudan bağlantı kurabilir? Hristiyanlıkta mezhep birliğini sağlamaya çalıştığı söylenemez. Osmanlı merkezi otoritesini güçlendirmek, yukarıdaki bilgilere bakarak kanun Osmanlı merkezi otoritesini güçlendirmeye çalıştığı da söylenemez. Avrupa Hristiyan Birliği'nin oluşmasını önlemek, evet Avrupalıların bir araya gelmesini Kanuni Sultan Süleyman engellemeye çalışmıştır. Doğru cevabımız C seçeneği. Yavuz Sultan Selim dönemindeki sefer güzergahlarını gösteren bu haritaya bakarak Osmanlı Devleti hakkında yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Orta Doğu'ya dönük sefer yapmış, evet baktığımızda bunu söyleyebiliriz. Ön Asya'da askeri hareketler yapmış, evet Safevi üzerine gitmiş, bunu da söyleyebiliriz. Hristiyanlar üzerine sefer düzenlenmiş. Burada Hristiyan devletler değil, Müslüman devletler var. Bu söylenemez. Doğru cevabımız B seçeneği.
Avrupalı devletler coğrafi keşifler ve Rönesans hareketleri sayesinde gelişirken reform hareketleri yüzünden ise dini ve siyasi karışıklık yaşıyor. Ayrıca Kutsal Roma Germen İmparatoru Şarken, Avusturya, Macaristan, Hollanda, İspanya gibi kurduğu ittifaklar sayesinde Avrupa'da güçlü devletlerin en güçlü devletin sahibi olmuştu. Şarken hem Fransa üzerinde hakimiyet mücadelesi veriyor hem Macaristan aracılığıyla Balkanlarda toprak kazanma politikası güdüyordu. Bu politikası Osmanlıların çıkarlarıyla uyuşmuyor. Şarken ayrıca Venedik ve Safevilerle ittifak kurmuştu. İngiltere ile Fransa bu dönemde artık güç kaybetmiş. Bu arada Portekiz coğrafi keşifler sayesinde okyanuslar üzerinde Hindistan'a ulaşıp ticarete başlamıştı. Bu gelişmeler arasında hangisini göstergesiz sayılamaz. Avrupa'da siyasi birliğin olmadığını yukarıda net bir şekilde görüyoruz. Parçalanmışlık var, bir sürü devlet. Avrupa'da güçler dengesinin değiştiğini söyleyebiliriz. Bazı Doğu ve Batı devletler arasında birlik kuruldu. Evet, Safevilerle mesela Şarken ittifak kurmuş. Açık denizler üzerinde ekonomik amaçlı faaliyetler gerçekleşmiş, coğrafi keşiflerden bahsediyor. Osmanlı ile Portekiz ve Kutsal Roma Germen devletlerin politikalarının örtüştüğü, tam tersine örtüşmediği yukarıda net bir şekilde ifade edilmiş. Cevabımız E seçeneği. Erkek kardeşi olmayan Kanuni Sultan Süleyman kolayca Osmanlı tahtına geçtiğinde Osmanlı Devleti hem Doğu hem Batı aleminde önemli bir prestije sahip durumdaydı. Hazine ise ağzına kadar doluydu. Babası gibi doğuya ve dedeleri gibi batıya sefer yapan Kanuni bir taraftan Avrupa'daki reform hareketlerinin oluşturduğu kargaşadan yararlanarak Protestanları desteklerken diğer taraftan Kutsal Roma Germen İmparatoru Şarken'e karşı Fransız Kralı François'ya destek vermiştir. Bu bilgilere Kanuni dönemi hakkında hangisine ulaşılamaz? Eski tarz bazı politikalar devam ettirilmiştir. Evet, bu söylenebilir. Yukarıda da görüldüğü gibi devam ettirilmiş. Önceden kazanılmış olan bir takım avantajlardan yararlanılmış, doğru. Hristiyanlar arasındaki ayrılık ve düşmanlıklardan faydalanılmış, reform hareketleri kışkırtılmış. Müslüman ve Hristiyan dünyalarda etkili bir imaja sahip olunmuş, doğru. Fransa kralını himaye etmiş. Askeri alanda genelde savunma politikası izlemiştir. Tam tersine Osmanlı Kanuni döneminde saldırı taarruz izlemiştir. Osmanlı Devleti'nin en geniş sınırlarını gösteren bu haritadan yola çıkılarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine kesinlikle ulaşılabilir? Batı Avrupa Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Baktığımızda Batı Avrupa'da bir Osmanlı hakimiyeti görünmüyor. Coğrafi keşifler Türkleri zarara uğratmıştır. Bu haritaya bakarak coğrafi keşiflerin Türkleri zarara uğrattığına dair bir veri verilmemiş. Bunu da ulaşamayız. Pan-Türkizm ideali gerçekleştirmiştir. Yani Türkler tek bir çatı altında toplanmıştır diyor. Bunu da bu haritaya bakarak tam manasıyla söyleyemeyiz. İngiliz sömürgeciliği sona ermiştir. Burada İngilizcelerin sömürgeciliğinin sona erdiğine dair bir bilgi verilmemiş. Türkler 3 kıta üzerinde hüküm sürmüş. Bunu söyleyebiliriz. Afrika, Asya ve Avrupa'da Türk hakimiyeti net bir şekilde görülmekte. Cevabımız A seçeneği.